Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir video ile sizlerleyim. Çünkü kekiklerimizin artık bir yavrusu var. Evet. Uzun süre sakladık sizden. Herkesten sakladık yavrularını. Kimseye göstermemizden bir tane yavru var. Bismillah diyelim. Şöyle kapağımı açacağım. Yavaştan göstereceğim kekik yavrumuzu. Kınalı kekikler yumurta saldı geldikleri günden beri. Çok tatlı. Önce kafeste büyüttük biraz içeride. Isıtıcılı bir kafes aldık, büyüttük. Sonrasında getirip tekrardan ebeveynlerin yanına koyduk. Çünkü kendileri büyütemezdi. Şu an dikkat ederseniz biraz temkinli. Yavruya karşı biraz tedirginler ama ölümcül bir şey yapmadıkları için bıraktık içeride. Nedeni de şimdi makinede çıkarttığımız için direkt altına alamadık arkadaşlar. Bir tane zaten civcivimiz kaldı. 3 tane civciv çıktı, 1 tane kaldı. İkisi öldü yumurtalardan. Canlarım benim. Şimdi de gördüğünüz gibi 1 tane yavrumuz var. 2 tane daha kekliğimiz var. 2 kınalı kekliğimiz. Gelen yine inşallah güzel yumurtalar verirse yine yavrular elde edebiliriz diye umut ediyorum. Bakıyoruz işte değerli arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur diye bekliyoruz. Keklik beslemek çok tatlı bir şey. Sabahları öttükleri zaman muhteşem bir duygu insanı bürüyor. Yanında böyle yatıp saatlerce bunlar izleyesi geliyor insanın. Çok tatlı birer hayvanlık keklik. Kümeslerde bence olması gereken bir ırk. Pony, hayır pony, hayır pony, hayır. Pony içeri girecekti, izin vermedim. Çünkü keklikler ürkerse, kapıya kaçarsa bir daha yakalayamaz. Gelen geçen yavruya bir tokat atır, bak. Ama böyle sadece dokunuyor arkadaşlar. Çok tatlı bir görüntü benim için. Çok hoşuma gidiyor abi, lezzetli abi. Kekikler çok değişik hayvanlar bu arada. Biz daha önce de kekik beslemiştik. O zaman onlar da kekik beslediğimiz zamanlar hayvanlar tavuk gibi alışmıştı. Dışarıda tavuklarla birlikte otlattığımı çok iyi hatırlarım. Böyle dışarı çıkartırdık, otlardılar tavuklarla birlikte. Gezerdiler, hiç kaçma, pırlama gibi bir şey yok. Kekik evcilleşince oldukça evcil oluyor. Ama eğer kekik yabani kalırsa oldukça da yabani oluyor. Kekliği evcilleştirmenin en kolay yolu da şu arkadaşlar. Kekikle birlikte olacaksınız sürekli. Onları beslerken yanlarında oturacaksınız. Size alışacak, insana alışacaklar. Yani diyecekler ki tamam bu bir insan arkadaşlar. Yoksa çok zor kekliği evcilleştirmek. Evinde bakan var, omuzunda besleyen var. Kedi köpek gibi dolaştıranlar bile var. Emin olun bunu sizler de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kekiklere olabildiğince ilgi göstermek. Yani ne kadar çok yanında durursanız kekiklerin, sürekli ilgilenirseniz bir süre sonra sizinle birlikte nasıl konuştuğunu, omuzunuzda oturduğunu, elinize geldiğini görebileceksiniz. Bunu yakın çevreden arkadaşlar da gördüm, gözlemledim. Yani burada besleyen arkadaşlarımız var. Onların o keklik sevdalılarının nasıl evcilleştirdiğini tecrübe ettik. O yüzden sizlere de bunları söylerken tecrübeye dayalı bir şekilde söylüyorum. Kafesimiz altlı yukarılı tabii ki kapatıyoruz. Böyle de aynı şekilde. Evet. Dikkat etmekte fayda var ve içerideki yabani bıldırcınlarımı da göstermek istiyorum hızlıca. Ha, vatana millete hayırlı olsun bu arada. Kekik yavrumuz inşallah büyür. Burada da bir adet yumurta var, onu da alacağım. Bunlar harikalar. Bir arada yaşayabilmeleri çok hoşuma gitti. Yumurtalarını salıyorlar, keyiflerine bakıyorlar arkadaşlar, hiç sıkıntısız. Aa, burada da yumurta var. Tabii halen daha çıkartamadık, zor üretimi olan bir hayvan çünkü. Biz elimizden geleni yapıyoruz, üretimde de artık yapacak bir şey yok. Ya olur ya olmaz. Bu tarafa başladık o ki, kekiklerden tavşanlarla devam edelim. Sonra güvercinleri de hafiften gösterebilirim. En son biliyorsunuz güvercinlerin bir tanesi kaybolmuştu. Üzüldük mü? Üzüldük. Ay maşallah, hele bunların tatlılığına bak. Her geçen gün hızla büyümeye devam ediyorlar. Tavşanlar zaten çok tatlı hayvanlar biliyorsunuz. En son bizlere hediye gelen sürpriz tavşanımı da sizlere paylaşmıştım. O da yine burada bayağı bir ortama uyum sağladı. Değil mi pisikim benim? Pisik. Pisik. Aynen. En sonki çalışmalar iş gördü. Yani toprağı dışarı atmamız, kafesleri yerleştirmemiz falan bayağı bir işlerimizi kolaylaştırdı. Bu da ayrıca bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Artık hiç değil, ölümden önüne geçtik. Hayvanlarımız
ölmüyorlar artık. Maşallah. Pisik, bak sana ne diyeceğim kızım. Sen çok tatlı bir kedisin ama bir o kadar da huysuz bir şeysin bakalım. Bir de benden oynar, bir de bak. Git sen benim kudicimden oyna. Git. Git kudicimden oyna. Hadi. Git kudicimden oyna sen. Hadi. Git kudicimden oyna lan sen. Sen sence kudicimden oyna sen. Canım benim canım bir. Maşallah. Ponim kıskandın mı sen de kızı? Kıskandın mı? Ha pisi giyseydim diye kıskandın mı? Kıskanıyorlar. Bazen arkadaşlar anlam veremiyorum. Niye kıskanırlarsa artık. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Vallahi bugünkü videoda böyle kısa keselim istiyorum. Çünkü güzeldi benim için aslında. Güzel bir tecrübe oldu. Keklik yavrumuzu uzun süre sizlerden gizledik. Çünkü keklik yavrusu büyütmek çok zor. Düşünün 3 tane yavrudan 1 tane kaldı. Çıkan yavruları bir yetiştirmek oldukça zor oluyor. Ölüyorlar çok hızlı bir şekilde hassas oldukları için. O yüzden paylaşmak istemedik net bir duruma gelene kadar. Çok şükür artık netleşti. Bir tane yavrumuz var. Vatana, millete, harikalar diyene hayırlı olsun. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıdan bir like attınız, bir de yorum attınız bilirim. Kendinize mekke bakın. Hoşçakalın. Bay bay.